Yine yeniden merhabalar. Bugün Yalı Çapkın'ın 55. bölümünü yorumlamak için yine sizlerle beraberiz. Beraberiz. öncelikle başta da söylememiz gerekir ki bu yorumların hiçbir şekilde kişi, kurumlarla herhangi bir alakası yoktur. Sadece karakterler üzerine ve dizinin akışı ve senaryosu üzerine bir izleyici olarak yaptığımız yorumlardır. Bunları belirtelim. Şimdi bugün nazar değdi tabii bize o diğer videolardan sonra. Sloş birazcık hasta oldu. Evet, sesimden de belli olduğu gibi bugün biraz böyle. Evet, o yüzden de şey yapmayın, aşağıya geçmiş olsun yorumlar. Aşağıya geçmiş olsun yorumlarınızı bekliyoruz. Evet efendim. 54. bölümün hazin sonundan sonra biliyorsunuz ki o videoyu izlemeyenler muhakkak gitsin izlesin. Gerçi bölümü de takip edenler bilir zaten. Sonunda Kazım Ağa'nın, canımız Kazım Ağa'mızın bir hayat savaşını, yaşam savaşını görmüştük ve orada bitmişti. Bugün yani 55. bölümün açılışı o sahneyle beraber oldu. Ferit Korhan, Kazım Ağa'yı, Kazım Papasını kurtardı ve hastaneye doğru Yanık Bey'le beraber yol aldılar. Yanık Bey. Yanık Bey. Hala adamın adını şey yapamıyorum ama Aynen biliyor musun? hatırlamıyorum inan. Neyse, o beyefendiyle beraber Kazım Bey'i hastaneye yetiştirdiler. Çok şükür ki. Oraya gelene kadar, yani Kazım'la ilgili olan, Kazım'ın durumu verilene kadar ki her sahnede bana bir cinnet geldi. Sana geldi mi bilmiyorum. Yani mesela işte Nükhet'e haber geliyor. İşte o da söylüyor hani Kazım Bey'i bulmuşlar. Tamam, çıkın hangi hastanedeyse gidin. Yok, Seyran Hanım hala şey soruyor. Durumu kritik mi, bize söylemiyor musunuz? Ya gidin öğrenin, hastanede öğrenir ya. Seyran. Evet, Seyran yine şeyinde. Zaten Orhan'ın öğrenmesi ve o krize girmesi, yaptığı hiçbir şeyin altından kalkamayacak olması yemekler erken. Onlar yemek derken, ha ben bunu nasıl yaptım falan diye, ifakat olmasa yine orada bayılır kalırdı o. Rıfakat Ay, ifakat. Aşkım sen deyince daha güzel da oluyor. bu arada. Evet, geçen bölümde söylemiştim. Dedim ki, senin akıl hocalarını da biliyorum. Yazı oldu. Sen. Aynen, hiçbir işi beceremeyecek, ondan sonra gidecek Rifo'nun eteğine. Ya Rifo yardım et, yapamıyorum. Ne saçma sapan şeyler söyleyecek. Hemen Evet. buraya da bir flashback, zaten bu bölüm full flashback'ti. Hiçbir şey başaramayacak, ondan sonra fakat böyle diyecek demiştim. Ne oldu? Aynı oldu. Orada ağlıyor, tuvalette yerlere Evet. yatıyor, pis. Ma ne dedi Rifo? Rifo'nun Sanki hiçbirimizin aklına gelmedi mi? aynen, bir Ağam akıllı yapamaz sensin. mı sanıyordun? Bir akıllı sen misin diye. Çok da güzel söyledi, özetledi. Yine Rifakat'a diyor ki kurtar beni bilmem ne falan filan. Yani gerçekten Orhan şaşırtmıyor beni artık. Yapacaktım O adam gibi, yüzden arkasına dur aynen. da ağlama bari. Bu bölümde ama şeyi düşündüm Orhan'la ilgili. Mesela Kazım'ı küçükken yaşadıklarından dolayı Evet. affettik. Böyle bir insan olmasını affettik Kazım'ın biz. Ve Kazım'ı seviyoruz ama Orhan'ın küçükken yaşadıklarından dolayı böyle bir insan olmasını affedemiyorum. Evet, affedemiyorum. Çünkü Kazım'a bulaşmayacaktı. Evet, Kazım'a bulaşmasa affederdim. Orhan'a üzüldüğüm yer yer birkaç dakika oldu bu arada. Video içinde söylerim. Şu an Ha, evet, ilerleyen şeylerdi. Bence aynı yerlerden bahsediyoruz. Biz bu bilmiyorum. arada şunu söyleyelim. Mesela izliyoruz. İzledikten sonra şey konuşmuyoruz mesela, hani sadece video akışında olsun diye. Ön başta yapıyorduk bu videoları çekmeden önce. Ya bunu gördüm mü, şunu gördüm mü, bu neydi falan diye kendi aramızda yorumlaşıyorduk ama buraya gelip şu video şeyini açana kadar herhangi bir şey yapmıyoruz, konuşmuyoruz Aynen. ki etkisi şey olmasın. Yani biz de birbirimize tepkide şey Bir de yapmayalım diye, unutmayalım bir falan diye. unutmayalım diye. Biz de daha yeni konuşuyoruz yani, şu an konuşuyoruz Evet. bunu. Yoksa normalde zaten beraber izlerken anında konuşuyoruz Evet. ya da sonra konuşuyoruz falan Evet. filan. Herkes izledikten sonra. Şimdi video olduğu için önce konuşmuyoruz, sonra yorumlaşıyoruz. Onun dışında hastaneye gelene kadar, hastaneye geldiler. Ferit'le malum kişi kapıda. Şey pardon. Abi yani. Aynen. Seyran hala babam girip göreceğim diye. Aynen. Bak oraya ben de katılıyorum. Ne demek istediğini anladım. Lep demeden çorum ama. Şey, Seyran hala sen mi yaptın, sen mi ettin, lanet olsun. Kızım git babanı gör ya. Deli misin, Neden hep divane mi? Neferitle uğraşıyorsun? uğraşıyorsun? Adam geldi kurtardı bir şekilde, Yanık da orada. Ki orada yani şey demesi de, yani Yanık diyor ya, yani gerçekten Seyran doğru söylüyor, Ferit kurtardı diye.
O zaman bir şişe indi de içeri gitti babasını görmeye. Pardon da yanığı ne kadar tanıyorsun da ona inandın. Ha hemen inandı ama tamam ya bir yerde de doğru. Hayır, bir yerde de yani. Hemen ona güven tav oldu. Yani. Bilmiyorum yanın öyle bir şeyi var ama biz de seviyoruz güven ya. Veriyor. Güven veriyor. Ondan sonra içeri girdiler. Peki ondan sonra Sunan'ın gelip Ferit'e sarılması en doğal bir tepkiydi bence. Yani o doğal bir tepkiydi. Orada söyledikleri de doğaldı bence. Hani ben onunla daha şey mi yapamadım demesi. Hayır hiç doğal değildi. Hayır. Artık bu adamı sokaklara attın. Bu adamdan daha ne istiyorsun? Daha ne hesaplaşmanın yani. Peşindesin? Yeter. Bu kızlar, güzel kızları Kazım'ın güzel hiç akıllı yapalım. Durmuyor. Evet orada evet sarılması falan doğaldı. Sonra içeri gittiler ne oldu? Hala adam orada yaşam savaşı veriyor. Bunlar kız kardeşler taş başa birbirine girdiler. Korkunç. Orada orayı Nico ve Yanık gibi izledim. İnanın ki yani. Ne oldu belirsiz yani. Aynen. Çok ayıptı yani böyle saç baş kavga. Hastanenin ortasında sizin babanız evet. Ölüyor. Çok ayıptı. Sonra zaten orada Hattuş Hanım demese, Hattuş Hala demese daha dik durun. Babanıza bugün bir şey olsa sebep olanlar ortadan kaybolur. Daha dik durun diye bunların hala umurunda bile değil. Hala saç başa birbirlerine girecekti. Evet güzel bir konuşmaydı. Hala birbirlerine girmeye devam edeceklerdi yani. O konuşma çok iyiydi. İyiydi, güzel bir sahneydi ben beğendim orayı. Evet. Ondan sonra da zaten sarılmaları, şey yapmaları normal şeye geçmeleri. Artık bir zahmet. Şey söylemeden yapmıyorlar. Bunlar yapmıyorlar. Bunlara bir şey söylemeden bunlar yapamıyor. İlla dehlemeden duruyor. Çıktım acaba. Neyse ondan sonra ne oldu zaten? Ferit hala dışarıda bekliyor Seyran'ı. Çünkü babasının yaptığını da tabii ki biliyor. Aynı zamanda babasını kurtarma derdinde ne gereği varsa. Ondan sonra bir şeyi gösterdiler ya Halis Korhan'ı. İşte aynen o sahne beni benden aldı. İşte bu Halis Korhan'ın işte ben çakallarla mı dans edeceğim falan. Falan. Ondan sonra ben istersem yeri altından göğüsünden. Sen kimsin? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Aa, gördük oğlunu çakallarla dans etti o zaman. Hadi buyur. Aynen. Yani ben insanların kendini bu şekilde bir şey sanıyor olması bana çok ilginç geliyor. Çünkü yani herkes hiç kimsedir yani. Bu böyle bir şeydir herkes bu dünyada. Bu dünyada böyledir yani. Bugün yok, onlar... biriysen yarın hiçbiri değilsin. Evet. Onlar aşağı daldan mut yemediği için. Haysa'nın o tavırından nefret ediyorum. Hiç hoşlanmadım. Hayır bir de sonra bir de diyor ki Hatice'nin de yanında olduğu uşağı söylüyor ya. Pardon da. Bir atasözü var itite buyuruyor itte dönüyor kuyruğu da. Aynen öyle. Bir de ha uşağı ama. Zamanında yani o kadın etmediğini bırakmadın sonrasında etmediğini bırakmadın zaten. Hiçbir şey de olmadı ha. Evet. Bu adam neden ölmüyor? Maşallah hepsini herkes gömecek. Herkes onu bekliyor bu arada. Herkes onu bekliyor yani. Her olay öğrendiği an kalp krizi geçirmesi bekliyor herkes. Ama yok maşallah eski toprak dediklerinden yok, yani. Yok bir şey yapmayacak herhalde. Yalı kazı. Yalı çapkını ayrı, yalı kazı ayrı. Yalı çaktı dünyaya. Şey ondan sonra zaten öyle diyor. Bak ben ne dedim ama geçenkinde dedim ki bu uşak Seyran buna niye güveniyor? Seyran herkese bir güveniyor saçma bir şekilde. Uşak bak söylemedi. Söylemedi gördün mü? Yani bunu bilmiyor muydun kızım sen? Güya ben sizi tehdit ediyorum da şu anda boş laf bak gördün. Ne oldu? Sana hiçbir şeyden haberin yok. Sen kendi kendine anca bir şeyleri öğrendin de öğrenmedin. Neyse. Öğrendiler de ne oldu da zaten. Aynen neyse. Sonra evet Ferit'cimiz hala dışarıda bekliyor. Ankolluyor bilmem ne. Ben çok sinirlendim ve gerildiğim bir sahneye geçmek isterim oradan. Seyranlar ve Suna beraber kardeş şeyi yaptıktan sonra sarılması, kucaklaşması. Bunun altında kesinlikle bir şey var falan filan dendi ya. Ben de bir Ferit'in ağzını arayayım dedi Seyran. Çıktı aramaya. Ferit'in ağzını arıyor güya. Bir şey demek istemiyorum. Bu zamana kadar zaten nasıl yalanlarını seçemedin de şimdi nasıl seçebileceğine inandın. Ama en sonunda da şey diyor ya. İşte ben Ferit'i anlarım o yalan söylüyor bilmem ne diye. Anlamazsın. Anlamadın. Anlamazsın bak Pelin'in çocuğu okula başlayacak. Pelin gelip söyledi. Pelin gelip söylemesi anlamayacaktın yani karşına çıkması anlamayacaktın. Neyse hadi burada da o zamanki güvensizliğinden dolayı yalan söylediğini düşündüğünü için yalan söylediğini düşündüğünü anladığın için bunu söylüyorsun falan. Neyse de orada bir sahne daha var benim çok genel.
Suna da çıktı onunla beraber bilirsiniz ki abi de oradaydı. Sana abi hakkında hak verdiğim tek sahne. Not almışım bak onu bir de. Abi sen kimsin? Bu videonun adı sen kimsin olacak herhalde. Sen kimsin? Abi sen kimsin? Bu bir. El alemin kapısının önünde bir aynen şey neydi onun ismi? Ferit seni uşak etmiş. Oraya git, buraya gel. Bunu yap. Abi bunu abiye bağırıyor bir şey olmadığı zaman. Ya sen halledemiyorsun. Abi nasıl halledecek? Abi bunu bul. Yani, abi bunu yap. Yani pardon. Ne bu ne bu abi? İsveç çakısı mı? Ya sen böyle birisin. Suna'ya ne demek? Her şeye rağmen baban için babasıdır demedik mi biz bu videoda? Atasıdır demedik ama Suna'da da suç. Sen o adama tokat attırırsan, onu verdirirsen senin de gelir böyle şey gözünün önünde, hastanenin o önünde sana onu söyler. Laf etme cesaretini verirsin. Bir de diyor ya ama sen iyi ol da şey özür dilerim de bilmem ne de ben bu zamana kadar yaptığım her şey için. Sen kimden neyin özür diliyorsun ya? Sen kimsin? Kimsin sen kimden neyin özür diliyorsun? Yapayım sonra da özür dileyim. Aa geçti. Yap özür dileyesini bir kenara koyuyorum. Yeri mi yani? Kızın orada derdi ne, sen ne yapıyorsun? Yani yapıp özür dilenmesi zaten saçma bir davranış. Onu hadi bir kenara koydum, tamam mı? Bunu başka bir yerde yapsa bu kadar sinirlenmem. Ben sinirlenirim. Sen sinirlenirsin aşkım. Ama yeri mi ya? Yok. Bu zamana kadar hastane önünde. Sustun, hiçbir şey yapmadın. Dur sus. Sus. Sus konuşma. Al. Bu zamana kadar sustun hiçbir şey yapmadın. Hiçbir halta yaramadın o kız için. Şimdi geliyorsun da özür dilerim sana. Yaptığın her şey için. Aynen. Şimdi sürpriz olarak abi telefonum bağlanıyor. Bağlansa ya. Şurada çıksa karşıma var ya. Böyle ne yaparım kestiremiyorum, inanır mısın? Size abiyle ilgili komik bir anekdot anlatacağım. Abi eskiden bir yarışmaya mı ne katılmış ya. Yani abi karakterini oynayan oyuncu. İşte abi oynayan oyuncu başka bir yarışmaya katılmıştı. Ona böyle şey yapıyorlar falan filan. Bunu gördüm ve sineme attım. Sinem mutlu eden tek abi videosuydu. Aynen öyle. Videoyu koyamayız herhalde de onu. Aynen onu koyamayız da çok isterseniz. Bu biliyorsunuz ya nereye katıldı yani, zaten. O video işte zaten. Aynen. Çok ben komik. Ben onun olduğunu bilmiyordum diyor. Öğrendikten sonra mesela. İnanamazsınız. Sinem'in abiyle ilgili görmek istediği tek video. Daha beterin de yapılabilir yani. Şu dizideki gördüğüm halden sonra daha beter bile yapılabilir ona. Aynen. Ay bu ama bir ufak parantez açmak istiyorum. Abi ben alayım sana. Atan tövbe estağfurullah ne abiye üzülmesi. Bu da benimle kayacığımın gerçekten bir koca gibi davranıp bu arada ama Sunan'ın yanında olması. İşte yok başı dönerken böyle tutması, bundan sonra bir şey olsa dahi bütün kavgalarını benimle edebilirsin deyip destek olması çok... Kaya'ya da güvenmiyorum. Kaya, evet yani orada bir şey var ama yine de yapması gerekeni yaptığı için ya kim akıllı Allah rızası için ya. Yapması gerektiğini yaptığı için de bir tık şeyim yani. Mutlu etti yani bir tık böyle. Onu bir parantez açmak isterim. Evet devam edelim. Ondan sonra Orhan'ın yeniden Ferit'e kriz geçirmesi ve konuşmaları. Orhan'ın durup kriz geçirmesi bu bölüm. Bir halt etti. Bir halt etti. Bari o kadar ağlama. Direkt aynen, çözüm düşün. Adam... Bir şey yap. Yok o Abidin, yok Ferit, yok İrfakat, yok o, yok bu. Gülgün'e kadar düştün sen ya. Kadının yüzüne bakmıyordun, Gülgün boşuyordun. Ne oldu? Evet, Gülgül de çok fena. Evet. Gülgül de. Ben geçen hafta ne dedim? İçinde ama şey... yine o fesatlığından affetti ya. Gülgül. Ya babamın oğlu diyecektim. Oğlumun babasıdır dedi bir yerde de. Şey dedi çok komik. Biriniz kaçırıyorsunuz, biriniz öldürüyorsunuz, biriniz yaşatıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Gülgül de fena çıktı ama yani tabii ki kimse. Şimdi bu bölümde şunu anladık. Kimse ailesini satmıyor. Ama. Ve şey dışında. Evet. Ama bu olayın tam tersi olsaydı Seyran kendi eğer Kazım Orhan'a bir şey yapsaydı Kazım'ı kolundan tutar, getirir, herkesin önünde rezil ederdi. Ya eminim. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? O biraz aynen o derin bir mevzuya girer yani ama kimse ailesini şey yapmıyor. Ama Seyran olsa bunu yapardı.
Sula'dan zaten bahsetmiyorum. O zaten sokağa atmış bir insan. Aynen. Şimdi babam diye koşuyorsunuz işte. Ne oldu bak? Ay ama sonra Allah şükür yarabbim. Ben hastaneye girdikleri andan itibaren Kazım'ı göremediğim için böyle deliriyorum. Tamam mı? Her sahne bana böyle bir zulüm gibi geliyor. Allah'tan en son Kaya geldi dedi ki uyandı. Hani Gülgün falan geldi ya. Aynen. Kaya geldi dedi ki uyandı, sizi görmek istiyor dedi. Kızları Kazım Han'ın yanına girdi. Orada bir sesini duyduk. Ben bir rahatladım. Kazım. Güzel kızları yanına girdi. Helallik istedi ya. Evet ya. Kazım olsaydı ne yapardık? Ama acaba? O ne biçim fragman ya? Aynen güzel olmuş. Güzel. Güzel. Cuma'yı iple çektiren bir fragmandı. Elinize sağlık. Evet. Allah'tan ölmedi ama Kazım. Evet. Sonradan ölse yani çıktı, ölse zaten şu an bu videoyu çekiyor olmazdı belki de. Yol çapının defteri bizim için kapandı olurdu muhtemelen. Kazım kızlarından helallik istedi. Helallikten sonra da zaten normal odaya alındı. Ertesi gün sabahında. O arada şu yeni kız Nevra hastaneye geldi falan. Bir telefonla. O Nevra ne yapmaya çalışır? Ne iş yapar o kız? Ne yapmaya çalışırsın? Yani Ferit de neymiş yani? Eros'un kendisi bizzat. Gören aşık oluyor. Oka bile gerek yok yani. Bakışlarıyla hallediyor aynen, herhalde. Kendisi bizzat. Lav adam. Aynen. Direkt lavadan. Hemen kız da zaten ben, diyor ya bir de şey ama ben hangi hastanede olduğumu söylememiştim diye. Orayı bulmak benim için problem değil. Maşallah ya. Maşallahınız var. Benim için bulmak zaten problem değil falan filan diyor. Sonra Ferit hasbelkader 500 bin dolara ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Orhan Bey'i yurt dışına kaçıracakları için. O da ya falan deyip sonradan bu sahne de çok saçmaydı. Sonra ama Seyran'a bir şey yaptığım şey bir şeylik olduğunu anlayıp o kızın peşine adam taktırması. Gerçi bunu hayret şey olduğu için yapmadı. Yani babasıyla ilgisi olduğunu düşündüğü için yapmadı. Aynen. Ile kıskançlığından dolayı yaptı ama bir işe yaradı en azından. Aynen. Bizi çiçek sanıyor bu ara. Aynen peşimizi bırak küçük aracık. Hadi bakalım koş. Bir de şey söyleyeceğim. Bu bölüm klip yoktu. Evet çok üzüldüm. Ama bu bölüm maşallah Orhan ve Ferit flashbackleri. Ay evet. Ferit de zamanında klip daha iyiydi ya. Falan. Evet, arkadaşlar. Yani Orhan Ferit flashbacklerini izlemek istemiyoruz. Neyse bir daha izlemeyin zaten bence. İzleriz. Daha hapishanede görüşe gidecek Ferit daha. Bir orada da babam. Kaç kere ben Ferit'le Orhan sahnesi hatırlamıyorum. En son geldi Ferit herkesin içinde Sunan'ın düğünü müydü? Bağırdı sen de boşanacaksın Gülgül'den ben de boşanacağım diye adamı rezil etti hayatını rahat bırakacaksın dedi bir şeyler dedi. Sunan'ın düğünü müydü neydi? Sunan'ın düğününden sonraydı. Yani herkesin içinde aynen. Yine rezil etti yani ben onu hatırlıyorum bu babam olayları ne ara yaşanmış. Bir de Orhan'ın kimseyi öldürmek istemedim demesi evet. Çok saçmaydı onu anlamadım. Gayet bizzat şey yaptığı için yani. Meğerse dövdürtmek istemiş. Onu bile beceremedi ya. Gerçekten. Ama yani çalıştığı adamları abi nasıl insanlar olduğunu biliyor. İş bitirici olduklarını bilip öğreniyor da sen o adamlara kadar. Giderken nasıl öğrenemiyorsun bunu? Orhan'dan beklemem. Beceremezsin. Çok saçma. Gül Orhan'ın yaptığına inanmıyorum. O beceremez. Çünkü o beceremez dedi ya ben orada bittim. Ama işte yani becermeye çalıştı. Buna teşebbüs etti yani en azından. Ama gerçekten buna inanabilirim. Neye? Hani sadece dövdürmek istemiştir ama yanlış insandır. Tutmuştur hani evet belki bir yerden anlayabilirim ama dediğim gibi yani abi bunu o haliyle abi anlayıp araştırıp buluyor da. Abi uşak ya havuşağıma o oraya koşuyor havuşağıma buraya koşuyor. Tamam abiyi güzelleyemeyeceğim şu an. Onu anlamaması çok... Olmuş olabilir. Onun anlamaması evet olmuş olabilir kesinlikle katılıyorum buna. Peki bir şey itiraf ediyorum. Rifakat ve Suna'nın odadaki konuşmasında Rifakat Suna'ya işte bir daha gitmeyeceksin değil mi falan filan bir şeyler söyledi. Hiç yakıştırmadım Rifo. Evet. Fav karakterliğimden biri eksi. Hiç hoşuma gitmedi Rifakat'ın Orhan'ın yanında Orhan'ın yanında olduğu için hiç hoşuma gitmedi. Yani bu arada bir şey söyleyeceğim. Şey İki işte, bölümdür Rifakat'ı çok az görüyoruz. Bu bölüm evet. Biraz gördük ama geçen bölüm hiç yoktu. Evet.
Ve şeyi hiç hoşuma gitmedi. Orhan'ın yanında duruyor. Bence orada Orhan'ın yanında durmak değildi bence. Aslında tamamen işte Halis Ağa'ya bu kadar şey gitmesin, böyle bir şey olması gitmesinde. Çünkü Orhan'ı kendi ağzıyla dedi yani. Hani sen hiç kimsenin aklına gelmez mi sandın, ağam yapamaz mı sandın derken tamamıyla yani o ağayı, Halis Ağa'yı düşündüğü için böyle bir şey yaptı, öyle bir şey dedi. Orada da Sunay'a karşı öyle bir şey demesini, Sunay'ın tamamıyla manipüle ettiğini düşündüğü için de hani yerini bir demeye Olamadı. getiriyor. Ama evet, olamadı, o da bir gerçek. Ayrıca yani asıl bizzat git gör gel demesi lazım yani artık orada bulunma demesinden ziyade. Cifakat zaten orada biraz yakaya ele verdi. Aynen. Çünkü zaten öyle bir şey yapmamış olsalar Suna'ya karşı böyle bir tavır sergilemezdi. Suna da zaten hayret. Orada anladı. Şok oldum. Kızlar da Bunlar benim şey yapmaya kıvılcım çalışıyorum yaptı. dedi. Kıvılcım başladı kızlarda aynen. Peki Ferit'in herkesi yendim seni yenemedim love konuşması. Nereden aldın bu aklı? Niye? Çok Hayır. saçmaydı. Evet çok saçma. Evet çok saçmaydı ve şey bu kadar da olmaz. Bu kadar da yalan. Bu kadar da Bu yalan kadar da erkolik. ağzına yuva yapmış. Gerçekten bir erkosun, bu kadar da olmaz yani. Ve şey, böyle bir konuşma yapıp ondan sonra Nevra'yla aynı mekanda Evet. mekan dediğim de burada Hastanenin Seyran'ın babasının kafeteryası. ölümü güzel oldu hastane. Hastanenin kafeteryasında kahve içmek. Öldürtmeyi teşebbüs eden kim? Senin baban. Ferit'in babası. Ve sen orada başka bir kızla kahve içiyorsun. Az önce karınla, hala karısı. Evet. Az önce karınla da böyle bir konuşma yapıyorsun. Seni yenemedim falan. Ne Herkes kadar yenebilirim ama inandık sana ya. yenemiyorum. Ya senin aşkına ne kadar inandık Çok biz. inandım. Vallahi Bayağı biz. inandım. Şu an ne dese inanırım. Aynen. Ne dese inanırım Ha, ama. ne dese. Ay, o kızın da zaten öyle bir şey yapması, gelmesi, Koşu. oturması, peşinde koşması, ben ona şok olmuştum. Zaten geçen bölüm o kadar Pelin'le karşılaştıktan sonra Ferit onu bırakırken arabaya Ferit'i öpmesini de zaten şokingle karşılamıştım. Bunu da şokingle Aynen öyle. karşılaşıyorum. Neyse Aynı oradan şekilde şoka karşılaşıyorum. yine karşı şoka giriyorum her seferinde. Sonra ne oldu zaten? Çok şükür Para ki bulma şeyleri. para bulma şeyleri geldi. Kazım odaya alındı. Çok Ay şükür. Kazım. Sağ olun, kavuştuk. Kazım. Kızlarım yanımda dedi. Kaya'yı orada şey yapıyor ya bilen. Aha. Damat. Çok Seni tatlıydı. O da diyor ya çakma ben. torunsun diye seni Ama kızım sevmiyordum seni diye. kılıbık yapmış diyor ya. Ay çok tatlıydı orası. Aynen çok tatlıydı. Kazım abi bir sahnede görüyoruz. Her şey çok güzel Çok güzel oluyor. oluyor. Bir elektriğini değiştiriyor ortamın. Evet ya bir alıyor. Bir Aynen. şeyi alıyor Bunu bir yani. kaostan bir alıyor çıkıyor. O güzel oluyor yani. Sonra işte odaya alındıktan sonra zaten şey hani ne olacak ne bitecek falan diye Yanık'la beraber bir düşünce şeyine girdiler ya odadayken. Ayret orada da şaşırdım yani yine Seyran'a. Ya bu kadar parayla ne yapacak? Nereye gidecek? Yurt dışına kaçacak tabii demesine. Kızlara bir anda bir şey geldi. Bir anda bir B12'leri vahiy. bastılar. Vitaminleri bastılar bu kızlara. Ondan sonra da şey zaten başka bir sahnede yine Abi ve Ferit ikilisini gördük. Parayı bulamadık, parayı edemedik diyorlar. Gidip kafede Kafeye kahvaltı gidiyor. Aynen yapıyorlar. kafede kahvaltı yapıyorlar. Bu ikisinin bu rahatlığı beni öldürüyor. Beni de. Bu muhteşem ikili. Çok kafa darlar. Sonra kızdan bir telefon, parayı buldum hallettim. Aynen. 500 bin dolar. TL değil dolar. Dollar. Valla Helal olsun. 1 milyon dolar bulamadılar da bir gecede, o çok ilginçti. Nakit diye bulamadılar. Nakit Onu da diye hep bulamadım. vurgulandı ama farkında mısın? Cash, sıcak Hani para şey diye. nakit diye bir gecede nakit mi bulunur yani? Yoksa illaki bulurlar. Bu arada geçen söylediğimizi işte aradı, ondan sonra diyor ya keyfi yerine geldi bu Ferit Korhan Bey'in. Ha, bir Ferit Korhan kolay yetişmiyor. Koç. Şey, en sonunda doğru söyledi, bir Ferit Korhan kolay Ha, aynen onu yetişmiyor. diyecektim. Duymuş Teşekkürler. gibi. Teşekkürler Ferit Korhan, teşekkürler. Ondan sonra da kruasan, kruasan. Ben kruasan sevmiyorum çünkü ben kuru geleyim. Niye peynirli poğaça almadın? Orada abinin cevabı bu olmalıydı. Kruasan yedin mi lan bari? Abinin orada onu demesi lazımdı. Niye peynirli poğaça almadın? Ben kuru Hasan sevmiyorum. Çünkü kuru gibi ha. Güç! Ve Kazım Ağa'nın
şak diye Gülgül'ün evinde olduğunu anlaması tek bir soruyla ya. Agam be. Nerede aramazlar? Gülgül'ün evinde ya. Ya. Siz nerede kaldınız? Kalmadınız. Ama Kazım. Yanığın hemen oradan şey diye girmesi. Demek ayarlarım. Ki kurdun inine giriyoruz. Kurdun demesiyle hemen ortamı organize etmesi falan diye. Yanık zaten iyi ya o konulardan. Ben bu arada şeye şaşırdım. Bir tık şuna şaşırdım. Ben polisin sonradan baskın yapabileceğini düşünmüştüm bir noktada. Kızdan evet. Sonra adam gidiyor. Hayır. Yani şimdi son sahneye geldiler. Para ayarlandı. Tekneye binecek. Orada Seyran çat diye çıktı ya karşılarına. Ben polisin içeride olmasını beklemiyordum. Hayır, orada ilginç olan şeydi. Hani Seyran'ı konuşmasını polisin beklemesi. Hani operasyonu Seyran'ın yönetiyor olması iyi. Ha evet, o da ilginçti. Ama yani dedim yani inşallah da yani böyle bir şey varsa üstünde inşallah bir dinleme cihazı falan var diye büyük ihtimalle varmış zaten. Şey için zaten hani itiraf almak için evet, konuşmuşlar ama hani böyle şak diye. Gerçi yanık ayarlamıştı bir şeyler. Aynen, yanık ayarlamıştı bir şeyler. Şey diyorum işte yani ben direkt sonradan böyle şey gelir diye düşündüm. Yani Seyran'ın oradan çıkmasını beklemedim. Onlar tam kaçmaya çalışırken gelirler şey yaparlar diye düşündüm. Ama bence bu da bir yanık fikriydi ya da artık bilmiyorum kendileri mi organize oldular. Hayır. Yani yani bulup ayarlamak bence orayı yeri bulan yanık yani. Yerini bulan. Evet. Orhan Gelin. Ha şey ya muhtemelen. Zaten şey yanık dedi ya, ben adamlarımla polisleri koordine ediyorum. Öyle bulmuş olabilirler. Evet. Konuşma da ilginçti tabii ki. Ha şey beklenebilirdi bu arada. Ben Ferit olsam bekler miydim? Hani ben senin babanı kurtardım. Hı. Sen de benim babamı kurtarı bekliyordu Ferit. Orada yine bir flashback'le babam götürdüler ya Orhan'ı. Orhan'a da üzüldüm bir tık yani. Aysa'nın oğlu olduğu için üzülüyorum. Öyle büyüdüğü için falan hani. Yani evet. O da çünkü gerçekten Aysa şey yani mobbing bir adam yani. Bütün bunların nedeni Aysa. Aynen. Evet. Aynen. Konu kapandı. Artık dizi izlemenize gerek yok. Hoşçakalın. Sebebi Halisa. Öyle ama. Yani. Evet öyle ama. Domino'nun ilk taşı Halisa yani. O yıkmış zaten. O zaten Orhan'ı böyle yetişmesine. O Nikit'i de zaten kız oldu diye yurt dışına Deko. Yollamasından sonra da zaten. Aynen delirmiş bak Deko'cuk. İşte öyle olmuş. Yani flashback görmek istemiyoruz. Çekimlerde bir sıkıntı olmuş herhalde. Ya, sallıyorum ben ama. Ben şey diye düşündüm hani dedin ya. Ferit'in Seyran'ın babasını kurtarmasını beklerdi evet. Bir tık diye. Mesela olay tam tersi yaşanmış olsaydı Seyran da Orhan'ı kurtarır, hastaneye götürürdü. Ama dediğimiz gibi Kazım'ı polise verirdi. Ama bunu Ferit'e karşı bir sorumluluk olarak değil, babasından dolayı nefret ettiği için yapardı yani. Yani evet, nefreti baskın gelirdi ama bence olması gerektiğinin olduğunu düşündüğü için de yapardı diye düşünüyorum. Ben bunu sırf Kazım'a eziyet olsun diye yapardım. Öyle geliyor bana Seyran öyle. Kızı ama hani gözel kızı. Artık, gözel kızı da artık yeni var. Laf dinliyor ama yani. Önceden olsa olsun, gerçekten rezil ederdi yani. Orhan'ın da çıkacağını düşünüyorum bu arada. Hani. Bir anlaşma mi? Yapılır yani. Hayır ya içeriden. İçeriden. Bir çıkmasın ya Kazım'a neler etti öyle. Ne hemen çıkıyor biraz sürünsün. Ne bileyim artık bence şey göreceğiz böyle hapishanede şişlenme sahneleri falan filan göreceğiz. Onun başına ekşiyecek onlar. Kız yanık bırakmaz. O fragmanı gördünüz. Onlar bir anlaşma yapar. Antep'ten falan adam getiriyor. Ağa getirtiyor. Onu içeride nerede olduğunu bulur. Onu şey yaptırmaya çalışırlar. Canını bıraktırmazlar onu. Aa bak gör. Ay Ferit'in zırıldanmasını izleyemeyeceğim. Babasını çok sevmiş. Annesiyle babası. Bak bu zamana kadar kaç aydır izliyoruz. Yani bir aile şeyi hayatta görmek. Gülgül zaten kendi halindeydi. Evdeyken, yanındayken bile. Orhan desen o zaten başkalarıyla. Bir başka bir hayatı var kendince falan böyle saçma bir durumdalardı. Ferit'in şimdi babam olması çok ilginç geliyor bana. Belki önce öyle değil. Yani Ferit de işte o koşullar altında yani Orhan ya Halis. Halis yüzünden. Halis çünkü Orhan öyle yetişti. Orhan zaten Ferit'i yetiştiremedi. Onu da Halis kukla gibi oynatıyor. Böyle yap Ferit. Eksik. Orhan da eksik. Aynen. Bir Halis tam herkesten kendini üstün görüyor. Yani ondan sonra da sonrası gelen zaten. Doğru. Herkesin hayatını mahvetmiş. Orhan, Ferit, Gülgül, oradaki olan Rifo, aynen. Niko.
Kazımları saymıyorum bile. Şanlılar zaten bunlar yüzünden bu halde. Yani şanlarını almaya çalışmak için de bu kadar uğraşmazsın bir adam. Zaten senin soyadın da yaptığın markada çalıntıydı. Uşağının eseri. Aynen, Uşak markası. Daha oraları göreceğiz bu bölüm. Ama hiçbir şey olmadı ya. Evet, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı ya. Ay, Kazım'ı iyi gördükten sonra izlemek istemedim. Ay, ama sizin için burada konuşalım diye izleyelim. İzledik. Zaten Kazım'ın iyi olduğunu öğrendikten sonra direkt zaten Orhan'ın o şey hızlı zaten gelişti zaten. Şey başka da bir şey olmadı. Ama bu bölümde Orhan, güzel şeyler Ferit, bekliyoruz. Orhan, Ferit, flashback. Flashback, evet. Flashback. İnşallah bir sonraki bölümde bu kadar çok flashback olmaz. Aynen. Son sahnede de yine böyle bir üst üste bir şey koymasalar olmuyor. Bu sefer de Ferit'le Seyran. Ay, Seyran'ın beresi çok güzel değil miydi ya, rengi? Beresi mi? Yeşil beresi mi? Sen hani son sahnedeki... Bere mi vardı? Ben dediklerine odaklanmakta. Ha, evet, güzeldi. Çok güzel değil miydi? Şey, yakışmış gözleri, gözlerine de. Gözleri yeşil. Aynen, çok güzel olmuştu. Hiç öyle bir şey de tek İnan ki o an hani şeye baktım, beresine falan baktım. Dinle, çok güzel olmuş falan. Seyran'ı genelde dinlemiyor. Beresine falan baktım, çok yakışmış. Rengi de çok güzel, bu rengi ben çok severim. Evet. Güzel olmuş, onun gözlerinin rengini ortaya çıkarmış. Aynen, gözleri de zaten. Tamam. Yine böyle bir üst üste koymuşlar. Üst üste koymasalar olmuyor. Olmuyor. İlla bir Ferit dikilecek zaten. Bakacak. Evet. Seyran bir bakacak. O olmasa olmuyor. Evet, bu bölümde böyleydi, böyleydi sanırım. Sesim evet. Giderek kötüleşiyor. Artık sinema devrediyorum. Haftaya daha sağlıklı görüşmek üzere. Evet. Evet, bu bölümde 55. mi? 55. bölümde bu şekilde ilerledi. Bir sonraki bölümde tabii el kreminin süraşko. Çok önemli. El kreminizi, güneş kreminizi ve insanlarla lip mücadele balm. Hani lip balmınızı, lip glossunuzu sürmeyi sakın unutmayın. Bu bölümde bu tarz şeyler yaşandı. Bir sonraki bölümde yine beraber yorumluyor olacağız. Bu bölüm çok birazcık şey geçti, yani olay akışı geçti. Bence bir sonraki bölümde daha fazla olay ve durum bizi bekliyor. Genelde öyle oluyor. Genelde öyle oluyor. Bir dolu bir boş gibi oluyor. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıda da bizimle yorumlarınızı paylaşırsanız ya da öngörüleriniz varsa onları da paylaşırsanız bir sonraki bölüm içinde neyin olup neyin olmadığını beraber yine başka bir videoda konuşmuş oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.